Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda isim tamlamalarını hızlı bir şekilde geçmiştik. Ama orada 3 tane isim tamlaması vermiştim size. Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamalarını, takısız isim tamlamalarını ise ayrı bir başlık altında bu videoda anlatacağım size. Neden? Çünkü takısız isim tamlamaları ÖSYM'nin tam olarak kabul ettiği bir konu değil. Yani bunu başta başına sorup sormayacağı her zaman bir tartışma konusu ve merak unsuru olmuştur. Ve en önemli sorunumuz hep şu şey olmuştur. Takısız isim tamlamasını sıfat tamlamasından nasıl ayırt edeceğiz? İşte bu videoda sizlerle buna bakacağız. Bir takısız isim tamlamasını sıfat tamlamasından nasıl ayırt ederim? Bunun yollarını size kısaca ve pratik bir şekilde göstereceğim. Şimdi hep beraber bakalım takısız isim tamlaması nedir? ve sıfat tamlamasından farkı nasıl anlaşılır? Şimdi öncelikle sıfat tamlamasından farkı sıfat tamlamasından farkı diyorum da sıfat tamlaması nedir? Bir isim ve bir sıfatın oluşturduğu tamlamadır değil mi? Kısır isim tamlaması nedir? İki tane ismin oluşturduğu tamlamadır. Şimdi iki tane ismimiz olacak. İkisi de ek almamış olacak. Şu şekilde neyden yapıldığı ve neye benzediği ilgisiyle karşımıza çıkar. Genellikle bu neye neyden yapıldığı ilgisi en çok kabul gören isim tamlamalarıdır, takısı isim tamlamalarıdır. Sıfat tamlamasından en keskin bir şekilde ayırdıkları isim tamlamalarımız, takısız isim tamlamalarımız bunlardır. Şimdi den yapılmış ifadesinden yararlanacağız arkadaşlar. Den yapılmış. Bakalım. Yün kazak nedir? Yünden yapılmış kazaktır. Demir kapı nedir? Demirden yapılmış kapı. İnci küpe, inciden yapılmış küpe. İşte bunlar bizim takıs isim tamamlarımız. Aynı şekilde tahta masa, tahtadan yapılmış masa. Bunların hepsi iki ismin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Peki şu yazdıklarım ne? Bir de onlara bakalım kazak. Nasıl kazak? Beyaz kazak. E hocam nasıl kazak? Yün kazak da derdim. Neden buna sıfat diyemiyorum? Çünkü buraya ortaya den yapılmış getirebildim. Yani yünden yapılmış kazak diyebildim değil mi? Peki buraya bakın. Beyazdan yapılmış kazak oluyor mu? Olmuyor. O halde bu takısız isim tamlaması değil sıfat tamlamasıdır. Aynı şekilde tahtadan masa, tahtadan yapılmış masa oluyor değil mi? Oluyor. İnciden yapılmış küpe dedik oluyordu. Oluyordu. Peki nasıl küpe pahalı küpe? Pahalıdan yapılmış küpe oldu mu? Olmadı. O zaman bu da takısız isim tamlaması değil. Sıfat tamlamasıdır. İkinci maddemiz isim tamlamalarında neye benzediği ilgisidir. Burada da yukarıda den yapılmış getiriyorduk ya. Burada da gibi getireceğiz arkadaşlar. Bizim benzetme edatımız gibi ya. Demir yumruk. Demir de isim, yumruk da isim. Ama nasıl yumruk demir yumruk deyince sanki sıfat tamlamasıymış gibi duruyor değil mi? Ayırt etmek için hemen gibi koyun. Demir gibi yumruk oldu mu? Oldu. Takısız isim tamlaması. Nasıl yürek, aslan yürek sıfat tamlamasına benziyor ama aslan da isim, yürek de isim. O zaman ne yapacağım? Gibi koyacağım. Aslan gibi yürek. Oldu mu? Oldu. Takısız isim tamlaması. Peki nasıl yumruk, güçlü yumruk? Sıfat tamlaması. E gibiyle bir kontrol edelim. Güçlü gibi yumruk olmadı. İşte bu bildiğimiz sıfat tamlaması. Aynı şekilde Aslan yürek derken aslan gibi yürek diyebilmiştik. O yüzden takıs isim tamlaması olmuştu. Korkusuz yürek derken korkusuz gibi yürek diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O yüzden bundan takıs isim tamlaması olmaz. Bu normal bildiğimiz sıfat tamlamasıdır. Takıs isim tamlamasında iki sözcükte isim olacak. İkisi de kalmayacak. Bunları bilirseniz ve den yapılmış gibi sözcüklerinden yararlanmayı unutmazsanız, takısız isim tamlamalarıyla sıfat tamlamalarını asla birbirine karıştırmazsınız. Bu arada ben bu konu anlatımlarını yaparken bir takım kağıtlara yazarak anlatıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yazdığım kağıtları merak edip videoda tam olarak bütün olarak büyütüp göremeyen arkadaşlarım varsa Instagram hesabımız olan Reyhan Hoca RD'de yani kanalımızla aynı isimde olan Instagram hesabımızda bunların fotoğraflarını paylaşacağım. Oradan bu fotoğrafları alabilir ve ders çalışırken notlarınız olarak kullanabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kolay gelsin. Bol bol soru çözün arkadaşlar.